Antakya Belediyesi Gönül Sofrası etkinliği kapsamında mahalle programlarına devam ediyor. Suvatlı Mahallesi'nde düzenlenen programa Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis üyeleri katılım gösterdi. Antakya Belediyesi'ne ait mobil mutfak vasıtasıyla Suvatlı Mahallesi sakinlerine yemek ikramında bulunulurken, aynı zamanda mobil sahne aracılığıyla da mahalle sakinlerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tasavvuf dinletisi eşliğinde maneviyatı bol ve huzur dolu dakikalar geçirmeleri sağlandı. Etkinlikte vatan toprağı için hayatını kaybeden tüm aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Sonunda konuşma yapan Başkan Kimyeci, yapılan hizmetleri anlatarak konuşmasına şu şekilde devam etti. Öncelikli olarak bu akşam yemeğinde bizleri sofranıza ortak ettiğiniz için şahsım ve tüm Antakya Belediyesi ailesi adına sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bu güzel yemekte, bu güzel toplantıda bulunmakla inanın bu kardeşlerinizi o kadar mutlu ettiniz ki onu kelimelerle anlatmam mümkün değil. Onun için ben bir kez daha teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum size. Ayağınıza sağlık. Değerli kardeşlerim, kıymetli büyüklerim, geçtiğimiz mübarek Ramazan ayı dolayısıyla biz 29 mahallemizde aynı bugünkü gibi iftar programları yaptık. Tabii Suatlı mahallemize yetişemedik Ramazan ayı içerisinde. Dedik ki bugün akşam yemeğinde hiç olmazsa beraber olalım. Hem sohbet ederiz büyüklerimizle, hem muhtarımız, temsilcilerimizle. Mahallemizin müşterek ihtiyaçları ile ilgili hiç olmazsa gözden kaçan, yapılması gereken hizmetlerle ilgili bir bilgi alışverişi yaparız. Ve bize düşen hizmetleri en hızlı şekilde takip ederiz diye düşündük. Bu amaçla bugün aranızdayız. Biz ilk kez kurulan bir belediye olmamıza rağmen bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetler tabii bir başlangıç. Bunlar mahallemizin ihtiyaçlarını bitirme konusunda yeterli değil. Ancak bir başlangıç. Siz tamam diyene kadar biz belediye hizmetlerimizi burada sizlerin arz ettiği doğrultuda yapmaya bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz. Temizlik konusunda, yol konusunda,
park bahçe konusunda önemli bir mesafe kat ettik. İlaçlamalar da düzenli bir şekilde yapıyoruz. İhtiyaç olan her bir faaliyeti bundan sonra gene devam ettireceğiz. Biraz önce bir kardeşim başkanım fotoğraf çekilebilir miyiz dedi. Tabii ki dedim, fotoğraf çekildik. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun diye sordum. Yedinci sınıfa gittiğini söyledi. Kardeşime ben dedim ki seneye inşallah sekizinci sınıfa gelince belediyemizin bir sınavı var. Bütün kardeşlerimize ücretsiz veriyoruz. TEOG sınavlarını hazırlıyoruz. Yani orta öğretimde lise geçiş sınavlarına 30 tane öğretmenimiz ve 25 tane servis arabamızla 3300 tane kardeşimize ücretsiz kurs veriyoruz. O kardeşimi de ben davet ettim. İnşallah okuyacak, doktor olacak, mühendis olacak, anneye babaya faydalı evlatlar olma konusunda biz de çorbada tuzumuz olsun istiyoruz. O kardeşimiz gibi aramızda bulunan diğer kardeşlerimizi de ben Antakya Belediye'mizin yapmış olduğu, biraz önce Sinevizyon'da da izlediniz, oradaki eğitim kurumlarımızda ücretsiz kardeşlerimize kurs vermek istiyoruz. Gidiş geliş nasıl olacak diye merak etmeyin. Servislerimizle, gerekirse köyümüzün servisiyle bir anlaşma yaparak köyümüzden alıp kurs bittikten sonra tekrar köyümüze getirmek şartıyla ücretini biz ödeyeceğiz. Kardeşlerimizi hiç olmazsa bu eğitim konusunda istifade etmesini istiyoruz. Böylece hem 8. sınıf talebelerimize hem de üniversite sınavına hazırlanan kardeşlerimize bu kurslarımız var. Şimdi bir kurs daha açtık. Üniversite sınavına girdiği ve kazanamadığı halde boşta kalan kardeşlerimiz var. Onlar için de yeni bir kursumuz var. Bu şekilde eğitim kurslarımıza kardeşlerimizi en fazla şekilde katmanın gayret içerisindeyiz. Geçtiğimiz toplantılarda muhtarımızın bahçesinde bir toplantımız olmuştu. Söz vermiştik. Demiştik ki Antakya'mızda 41 mahallede yaptığımız evde temizlik ve evde bakım hizmetlerimizde 65 yaşını geçmiş büyüklerimizin evini temizleyeceğiz demiştik. Bütün köylerimizdeki bu konuda ihtiyaç duyan büyüklerimizin evine ikişer hanım kardeşimizi göndereceğiz demiştik. O projemizi de inşallah yakın bir zamanda başlatacağız. Böylece mahallemizde varsa bu konuda bakıma ihtiyaç duyan büyüklerimiz, onlar da bu temizlik kapsamına alacağız. Onun dışında yapılması gereken hizmetleri muhtarımızla, temsilcilerimizle, büyüklerimizle her zaman istişare edip gereklerini bundan sonraki süreçte de yapacağız. Bizleri sabırla dinlediğiniz, bir kardeşiniz gibi her zaman bizleri bağrınıza bastığınız için ben bir kez daha şahsım, teşkilatım ve tüm Antakya Belediyesi ailesi adına sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum.